Sorularla Risale sitemize gelen bir soru şöyle. Risalelerde aynı anlama gelen kelimelerin ard arda kullanılmasının ne gibi hikmetleri olabilir? Şimdi tabii bunun çok hikmetleri olabilir. Neticede Risale-i Nur bir iman hakikatlerini anlatan bir manzum eser diyebiliriz. Bir manzume diyebiliriz. Bir külliyat diyebiliyoruz. Ama bununla beraber yani bu gibi külliyatlar adeta edebi özellikler de, mahiyetler de taşıyor. Üstadımız da yani iman hakikatlerini güzel bir zarf içerisinde sunuyor. Hani padişahın gönderdiği hediyeler ne kadar kıymetliyse onun kabını da o kadar kıymetli bir şeyden seçmek durumu var yani. Kur'an-ı Kerim mana dolu. Ondan sonra hikmet dolu. İkram dolu. Ama bunu da Cenab-ı Hak o asrın insanların ya da indiği Arap toplumunun en fazla rağbet ettikleri bir edebi kisveyle, edebi bir zarf içerisinde Cenab-ı Hak sunuyor. Belagatla. Evet o belagat, o fesahat, o şiirsel özelliği mesela oradaki insanları celbediyor. Ondan sonra manalara bu manada artık onları davet etmeye başlıyor. Dolayısıyla burada çok hikmetler olabilir. İsterseniz bunları birkaç başlık halinde sunalım. Üstadımız eski Said döneminde her manaya kaç kelimenin tekabül edeceği üzerine bir lügat yapmak istemiş. Hani Kamus Okyanusu, Babusi ne kadar ezberliyor ya. O da üstadımızın içerisinde de yani buna ters olan yani bir manaya kaç kelimenin geldiğini bu manada üstadımız şey yapmaya başlıyor. Risale yazmak kendisine nasip olan üstadımız temennisini bir derece külliyata yansıtmıştır. Yani böyle bir kamus yazmamış da, böyle bir lügat yazmadı da fakat risalelerde bunu güzel bir şekilde işledi. Risaleleri okuyanların kelime hazinelerinin zengin olmasının bir hikmeti de bu olsa gerek. Değil mi? Tahavvül, tagayyür, ondan sonra değişim, bütün bunlar üstadımız bakıyorsun ki bir şey içerisinde peş peşe sıralıyor. Aslında zahir nazarda baktığın vakit hepsi tagayyürdür, tahavvüldür, ondan sonra işte değişimdir. Bütün bunlar hepsi aynı mana gibi. Ama tebeddül mesela. Bunların hepsine baktığın vakit ayrı vecihlerden de aslında izahını yapmak da mümkün. Ama böyle bir edebi şeyde, silsilede li hikmetin üstadımız orada şey yapıyor, sıralıyor. İki, birbirine yakın kelimeleri arka arkaya yazmak edebi bir kaydedir. Bunu ise kelime haznesi zengin olanlar yapabilir. Yani ben sadece değişim derim de. Ama üstadımız orada bakıyorsun ki birkaç kelimeyi arka arkaya şey yapmakla burada kelime haznesine sahip olan bir Bediüzzaman örneğini de biz zihnimizde ne yapmış oluyoruz? Ha, mükemmel manada ecdadımızın diline sahip olan bir zatla biz muhatabız diye. O manayı da kitapları yazan, eserleri yazan, makaleleri yazan zatlar kendi muhataplarına, okuyucularına bunu aktarmaya çalışıyorlar. 3. Bazı manalar vardır ki tek bir kelime onu ifade etmeyebiliyor. Bu yüzden birkaç kelimeyle ifade edilmiştir. Yani sen bir mana söyleyeceksin ama o mana öyle bir mana ki yani bunu desen tam tutmaz, bunu desen tam tutmaz, bunu desen tam tutmaz. 3-4 tane aynı manaya gelebilecek, ayrı vecihlerden de farklılık arz eden kelimeyi peş peşe sıraladın mı, o kelimeleri bilen insanlar o manayı güzel bir şekilde orada oturtabiliyorlar. Böyle bir mana da olabiliyor. 4. Bazen de hem klasik Osmanlıcadan hem de yeni Türkçeden kelimeleri bir arada kullanmıştır. Birini bilmeyen diğer kelimeyi biliyorsa yeterli olabilecek bir kolaylık sağlanmıştır. Çeşit nev gibi. Mesela burada nevi bilmiyoruz ama çeşidi biliyoruz mesela. Tür cins gibi. Biz diye mesela burada cinsi bilmeyebiliriz ama türden cinsin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Suhulet kolaylık gibi diyelim mesela. Suhulet nedir? Bilmiyorum. Aa, kolaylık var arkasında demek ki bu aynı manaya geliyor diye. Yani bir lügatı anlatma, lügatı tarif etme, ihsas ettirme, Talim ediyor. talim etme gibi bir ameliye de burada görünebiliyor. Suhubet, zorluk, cazibe, çekim gibi manalar da bu manada peş peşe gelmesiyle adeta bir talim mekanizmasını da burada Risale'ler görüyor diye kanaatimiz var yani. Birkaç örnek de ben vermek Tabii. istiyorum. Mesela sözlerde hem feda et çünkü şu vücut sende vedia ve emanettir. Vedia yine emanet Evet, çok güzel. anlamında. Yani bu cümleyi okuyan zaten vediyanın emanete yakın bir şey olduğunu Güzel. anlıyor. Lügata da baktığı zaman tam anlamını öğreniyor. Vediya emanet olarak zihninde nakşedilmiş oluyor. Bir diğer örnek, en hastalıklı az bir sözden mütezzi olan bir kulağa nahoş gelmiyor, hoş geliyor. Nahoş yani hoşun
Başına na eklendiğinde belki olumsuz bir anlam olduğunu Güzel. hiç bilmeyen bir insan bilmeyebilir. Ama burada talim ediyorum. Na hoş gelmiyor, hoş geliyor şeklinde. Yine sözlerden bir örnek. Ve hile ve huda ile cem-i mal eden o millet olduğu gibi. Yine hile, huda yine aynı. Hudayı bilmeyebiliriz ama hile Evet. hepimiz biliyoruz. Birini bilmeyen öbüründen anlıyor. Veya Çok ikisini güzel. birden öğrenmiş oluyor. Şualardan bir örnek. İnşallah o dahi bizi mecruh ve yaralı etmeyecek. Yine yaralı, mecruh aynı kapıya çıkıyor. Çok güzel. Evet.